Salamatsınar bu dostlar. Salaman. Salamatsınar bu. Salamatsınar mı? Dostlar. Dostlar. Şimdi tekrar et. Ak çaynekke kök kapkap. Ak çaynekke kök kapkap. Aynen o. Kapkap. Kapkat. Biraz zor oluyor ama artık idare edin yani. Merhaba sevgili Kırgız kardeşlerim. Yıllar önce oğlumu Kırgızistan'a göndermek için oğlum uğraştı ama ben üzüldüm. Çok uzak mesafemiz diye üzüldüm. Buna rağmen oğlumu kıramadım ve gönderdim. Hepinizden Allah razı olsun. Benim oğluma sahip çıktınız. Gereken ilgiyi gösterdiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sevgili kardeşlerim, oğlumun çektiği videolardan sizlerin örf ve ananevi karakterlerinizi tamamen öğrenmiş bulunmaktayım. Yani aynı bizler gibisiniz. Onun için karar verdim Kırgızistan'a gelmeyi. Ama beni kabul ederseniz tabii ki. Çünkü ben sizleri çok sevdim. Çok harika insanlarsınız. Sizleri seviyorum. Bu arada yanınıza gelebilmek için, anlaşabilmek için en azından birkaç kelime öğrenmem gerekiyor. Onu da oğlum bana öğretmeye çalışacak. Hatalarımız olursa affola. Oraya geldiğimizde sizler de yardımcı olursunuz. Bana daha iyi Kırgızcayı öğretirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet babam, bilenmenene hoş geldin. Hoş bulduk yavrum. İlk defa böyle bir kamera karşısına çıkıyorsun. Daha önceleri çıkmıştık araba falan tamir ederken ama böyle bir stüdyo ortamında beraber video çekmemiştik. Bu ilk oldu. İlk tecrübemiz oldu. Kameraya karşı şeyimiz yok ama yani. Evet, YouTube'u takip ediyor musun baba? Daha çok Facebook'ta takılıyorsun genelde ama. Takip ediyorum oğlum. Özellikle senin kanalını takip ediyorum. Bakıyorum neler yapıyorsun. Hangi incelemelerde, hangi konulara değiniyorsun, onları zevkle izliyorum. Sağ olasın babam, cansın. Babam, Kırgızca birkaç kelime öğreteceğim sana. Tekrar etmeni istiyorum senden. Tamam yavrum. Hazır mıyız? Hazırız artık. Tamam bakalım. Salamatsınar bu dostlar. Bir daha alalım. Salamatsınar bu dostlar. Salaman. Salamatsınar bu. Salamatsınar mı? Dostlar. Dostlar. Çok güzel baba. Bir salamat kere sınar mı dostlar? Bir daha. Salamat sınar mı dostlar? Çok güzel. Başlangıç için çok iyi bence. Kanday sınar. Kanday sınar. Evet, kanday sınar. Bu nasılsınız demek? Kanday sınar. Sonunda R var. Evet. Kanday sınar. Aynen. Bir de şöyle tekrar edelim. Kanday sınar, Mike Tyson'ar. Biraz zor oluyor ama artık idare edin yani. Mike Tyson'ı tanıyorsun baba, Mike Tyson'ı. Yani demir adam mı? Salamat sınar mı dostum? Salamat sınar mı dostum? Aynen, boksçu yani, güçlü, kuvvetli. He, yani nasılsınız o Mike Tyson geliyor. Gibi misiniz gibi. Men, bilen menendin atası mı? Men, bilen menendin atası mı? Men, bilen menen mi atası mı? Atası mın. Atası mın. Aynen. Şimdi ata dediğin zaman baba çok kulağa yabancı gelmiyor aslında. Ata ne demek? Ata büyüklerimiz, dedelerimiz. Aynen. Aynen. Ve baba olarak anlamında Kırgızca. Evet, ata. Ata yani, baba. Yani bilen menen benim. Sen diyorsun ki ben yani. Bilen menendin atasıyım. Yani babasıyım yani. Aynen. Menin atım. Menin atım. Hamdi. Hamdi. Aynen. Tekrar et baba. Benim atım Hamdi. Nin. Menin. Neyle? Menin. Aynen. Menin adım Hamdi. Atım. Atım. Aynen. Menin atım Hamdi. Atın baba bak. Atın varmış. At yani. Benim eşyam olmaz değil mi? Senin atın var baba. Atın adı Hamdi. Benim atım menin. Pardon. Menindi değil mi? Evet evet baba. Benim adım menin atım Hamdi. Bravo. Ne demekmiş babam bu? Benim adım Hamdi. Aynen. Men 60 caştamın. Men 60 caştamın. Caştamı. Caştamın. Caştamın. Ne demek sence bu? Ben 60 yaşındayım. Evet, ben anladım baba, sen çözdün Kırgızcayı. Yabancı da değilim hani senin videolarından ama gene de kulak aşinalığı olmasına rağmen tabii dil biraz sürtüyor.
Kırgızca konuşmak sence yabancı bir dil konuşuyormuş gibi hissediyor musun kendini Kırgızca konuşurken? Kırgızca Türk diline gayet çok yakın. Çabuk anlaşılıyor. Telaffuzu belki biraz zor ama anlaması çok kolay. Peki baba, senden Kırgızca bir tekerleme söylemeni istesem bunu başarabilir misin? Vallahi biraz zor gibi ama. Ak çaynekke kök kapkak, kök çaynekke ak kapkak. Çok evet, kulağa biraz şey gelmiş olabilir babam. Ak çaynekke, ak beyaz biliyorsun. Ak çaynete. Çaynek şey çaydanlık. Çaydanlık. Aynen, ak çaynekke. Ak çaynete. Ak çaynekke. Ak çaynette. Ak çaynekke. K ile ak çaynekke. Ha, K ile. Aynen. Ak çaynekke. Kök kapkak. Kök. Kapkak. Kapkak. Aynen. Şimdi tekrar et. Ak çaynekke, kök kapkak. Ak çaynekke, kök kapkap. Aynen o, kapkap. Şimdi bir dakika. Bunu iyice ezerleyemem sen. Ak çaynekke, kök kapkak. Kapkat. Ak çaynette, kök kapkak. Aynen. Kök çaynekke, ak kapkak. Çöp. Kaynekke ap kakkak. Aynen oldu. Peki baba, bir arkadaşım var. Bana şöyle bir soru yöneltti. Kendisi de kız bu arada. Dedi ki hani babana şöyle bir soru sor. Galiba kendisi gelin adayı olmak istiyor diyeceğim de. Arkadaşım da eziyordur bu arada bu soruyu. Diyor ki yani Kırgız bir gelin ister mi baban diyor. Böyle bir soru soruyor baba. Tabii ki isterim. Yani fark etmez. Din, dil, ırk. O anlamda ben ayrım yapmıyorum hiç. Ama örf ve adetlerimize yakın olduğu için, kendi dilimizden olduğu için tabii ki seve seve kabul ederim. Yani yakınlar zaten adetleri. Aynen. Pek farklı bir şey olacağını zannetmiyorum ben. Çok güzel babam. Babam, bu arada sen yıllardan beri bağlama çalıyorsun. Saz çalıyorsun. Çalıyordum. Bıraktım, 35 sene oldu ama evde kendi kendime serenatlar yapıyorum. Hanım söylüyor, ben çalıyorum. Beraber müzik yapıyoruz. Yani eğlencemiz o. Bu yaştan sonra başka bir şey yapmıyoruz. Peki mesela baba, Kırgızistan'ın da geleneksel enstrümanı kopuz, komuz da deniyor. O da telli bir enstrüman. Sen komuzun olsaydı, kopuzun olsaydı baba, çalabilir miydin? Tabii ki uğraşsam çalabilirdim. Doğal olarak yani dombura müziği bilirler mi onlar? Evet, dombura biliyorum. Evet, evet. Dombura müziğinin ritimleri yapabiliriz yani, sorun yok. Onu da halledebiliriz. Yani diyorsun ki ben komuzum yok ama bir Kırgız müziğini sazımla çalarım diyorsun baba. Yani çalmaya çalışırım. Onlar gibi ustaca çalamam da ama müzisyen olduğumuz için, kulağımız olduğu için çalmaya çalışırız. Kırgız kardeşlerimize öneride bulunmak istediğin bir konu var mı? Mesela ben sana hep anlattığım olaylar var, yaşadıklarım var. Hani bunlardan bir çıkarım yaparak onlara bir tavsiyede bulunmak ister misin? Bana bir soru yönelttin, hani bir gelin adayı ister misin diye. Senin bir videonda ben seyrettim. Kadın dersim de silüyorsan. İyi, çalışsam. Türk örecek hava? Çok. Çok. Türkiye erkeğiyle evlenir misin? Kızlara soruyorsunuz tabii ki. Kızlar hayır diyor. Hayır demenin şeyini anlam veremiyorum. Yani biz kabul ettikten sonra onlar niye kabul edemiyorlar? Ona şaşkınım halen. Ama onların belki tanımadığı içindir. Ama bilsinler ki, bilin ki daha doğrusu, kendinizi nasıl biliyorsanız biz de öyleyiz. Yani hiçbir farkımız yok. Ha, bir tek böyle kaşlarımız çekik değil. Size benzemiyoruz ama sizin gibi iyi insanlarız. Bizim soy ağacımızdan gelen insanların bu şekilde düşünmesi tuhaf ama inşallah bu fikirleri de düzeleceğine inanıyorum. Ulusunu bilmeyen uluya uluya gezer derlerdi. Bu büyük bir atasözü. Şimdi benim dikkatimi çeken şu var. Siz Kırgız halkı olarak çoğu yerde Rusça konuşmayı tercih ediyorsunuz. Bir yerde milliyetçi olman gerekiyor diye düşünüyorum ben. Kırgızca konuşmak varken Rusça benim için çok ters, yanlış. Tabii sizin özgür iradenize bakan bir şey bu. Ama milliyetçi Türk'ü olarak ben bunu kabul ediyorum. Son olarak babam, teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Kırgız kardeşlerimiz sana soru sorabilirler mi?
ne yapmanı isteme, ne yapacaksın, gelecekte neler yapacaksın mesela Kırgızistan hakkında konuşmuştuk seninle. Her zaman soru yöneltebilirler. Benim şahsımla ilgili bir şey isterlerse ben canı gönülden yaparım. Ama bir büyük olarak hani ne yapması gerektiğini eğer benden öğrenmek isteyen varsa ona da yardımcı olurum. Buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Ama bundan sonraki videolarımızda Kırgızistan'dan anlatmaya, sizlerle beraber olmak için bazı videoları beraber yapmaya çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler, Allah'a emanet olun. Körüş könça. Söyleyebildim mi?